Sahneye davet edeceğim isimlerden ilki mimarlık eğitimi üzerine yoluna sinemayla devam etmiş çok güçlü bir isim. Bir Anı Yakalamak, Magna Fantagna, Düet, Otel gibi ödüllü kısa filmlerinin ardından ilk uzun metraj filmi İz geliyor. Güneşe Yolculuk, Bulutları Beklerken, Pandora'nın Kutusu, Araf, Tereddüt filmleriyle pek çok ulusal ve uluslararası ödül alıyor. Yeni uzun film projesi Arta Kalan'ın yanı sıra Selen Hines ile birlikte yönettikleri Suya Düşenler adlı belgesel filmin çalışmalarına devam eden sinemacı, film yönetmeni, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu sahnede olacak. Bu sabahın ikinci konuğu, ODTÜ'de öğretim üyesi olan ve mimarlık eleştirisi üzerine ders veren, teori, eleştiri ve tasarım odaklı, çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını olan ve bu sene çıkan ve devamı da gelecek olan bir seri halinde Sinema ve Mimarlık, Sanat ve Mimarlık, Çocuk ve Mimarlık kitapları yazarı, akademisyen ve eleştirmen Profesör Doktor Celal Abdi Güzer. Bu oturumu hem dili hem kalemi çok güçlü sevgili Özlem Yalım yönetecek. Özlem ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun. Terminal Koleksiyon İKSV'de çalıştı ve onun ardından İstanbul Tasarım Bienalini tasarladı. İKSV ile birlikte hayata geçirdi ve bu dönem iki kez Turkish Time dergisi tarafından Türkiye'nin en yaratıcı 50 profili arasında gösterildi. Uluslararası sergilerde koordinatör ve katılımcı olarak yer aldı ve birçok yarışmanın yazımında jürisinde oldu. Özlem çok üretken de bir profil, köşe yazarlığı yapıyor. TEPTA'da stratejik marka direktörü olmasının yanında halen pek çok mecrada yazıyor, üretiyor. Ayrıca Özlem Ötesi ve Yoz isimli iki de şiir kitabı var. Bu keyifli söyleşi için sahneye davet etmek istiyorum. Yeşim, Özlem ve sevgili Abdi Hocam, buyurun. Evet, kırmızı değilmiş gerçekten. Değil tabii. Pembe gibi. Her kapalıyken kırmızı gibi görünüyordu. Hoş geldiniz. Bu kadar iki değerli isimle, önemli iki isimle ne işim var diye düşünüyordum. Sonra aklıma Coppola'nın sözü geldi. Sinema büyüyle ilgili bir şey, onu yapanlar da büyücülerdir diyor. Herhalde dedim böyle bir şey ama bir yandan da şunu da göz ardı etmeden geçemedim. Hepimiz bu yoğun trafikte, zorlu yaşam koşullarında evimize sığınıyoruz. Galiba çoğumuzun evinde yaptığı ilk iş ekranın karşısına geçmek ve çeşitli platformlardan artık filmler izlemek. Bugün sizlerle birlikte bu oturumda, bu değerli konuklarla birlikte sinemada imge, zaman, mekan üzerinde konuşacağız. Sinema çok zorlu bir konu, çok komplike bir konu. Konuklarım bahsedecekler. Ondan sadece üç ana unsuru biraz da bizlerin işleriyle ilgili olduğu için seçtik ve üzerinde biraz sohbet etmeye karar verdik birlikte. İlk olarak Abdi Güzer'le başlamak istiyorum. Çünkü mekana irdeleyelim dedik. Acaba mekan tanımı dört dörtlük nasıl bir tanım? En zor soruyu en hoca kişiye sorayım dedim. Peki şey ama önce bir dakika geri gideceğiz. Nereden geri gidiyoruz? Tamam. Yani bu hani yazılı da sen iletmiştin soruları. Aslında dört dörtlük bir tanım yapılabilir mi bilmiyorum. Yani daha doğrusu dört dörtlük nedir onu bilmiyorum ama hele konu mekan olduğunda o tanımı yapmak çok zor. Çünkü çok geniş bir kavramsal şemsiyeden bahsediyoruz. Hem disiplinler bazında, hem algı bazında, kişisel bazda ve fiziki çevre bazında hep böyle yeniden anlam içermeye açık geçirgenlikleri olan bir durum. Sen zorlayınca ben acaba dedim yani nasıl tanımlarız? Farklı ölçeklerde yeniden tanımlanan ve anlamlandırmaya açık alt boşluklar. Mesela böyle bir tanım olabilir mi acaba? Dolayısıyla burada böyle bir sürü anahtar sözcük var. Mekanla hemen ilişkilenen, tabii sinemayla da ilişkilenen. Bir tanesi bunlardan sınır, yani fiziksel sınır ve belki başka sınırlardan da söz edilebilir. Algı. Algı olunca bir algılayan var. Mekanın içinde birisi var. Anlam var. Bu bence tabii çok önemli. Eylem var ve tabii zaman var. Bunu böyle başka şeyler ekleyerek işte konuşmanın başlığı olan
imge vesaire falan uzatmak mümkün. Bütün bu bütünlük aslında mekanın anlamını sürekli olarak değiştiriyor ve dönüştürüyor. Belki bu sinema ve mimarlık gibi iki konunun kesişme noktasında mekanın olması da bu nedenle önemli. Çünkü o kavramsal geçirgenlik var arasında diye düşünüyorum. Tam da zamanda konu başlığımız mekan zamanla birleştiğinde bizlerin işlerini çok ilgilendiren hikaye ortaya çıkıyor diyebilir miyiz peki? Ya aslında hikaye tabii son derece önemli. Bir tanesi ben şöyle şey yaptım. Yani bir böyle mekanın barındırdığı kendi hikayesi var. Bir de hikaye ile mekan arasında kurulan bir süreklilik ilişkisi var. Yani bir tanesi bizim müdahalemiz olmadan mekanın tasarımı, oluşumu sırasında var olan bir hikaye, arka planındaki hikaye. Öbürü içinde yaşanan hikaye. Şimdi bu böyle çok önemli bence hikaye. Çünkü sonuçta yapıyı, yapısal çevreyi, bütün fiziksel çevreyi yeniden anlamlandıran ve değerli kılan şey bu hikaye. Hem arka plandaki hikaye hem içinde yaşanan hikaye. Onunla birlikte yeniden anlam kazanıyor. Bu neden nedir ki mesela sinemada bizim çok kanıksadığımız ve bildiğimiz mekanlar birden yeni anlamlar kazanıyor. Buraya koydum mu hatırlamıyorum ama mesela şeyi getirdim. Ya 3 tane New York filmi. Aslında yani aşağı yukarı benzer bir şeyde geçiyor. Kentsel doku içinde geçiyor ama işte ona bakıp anlatılan hikayeye göre seçilen alt mekanlar ve başlıklar bize bambaşka New York'lar anlatıyor. 3 ayrı New York anlatıyor ve bu aslında üçü de çok özgün. Yani yönetmenin izini taşıyor, hikayenin izini taşıyor. Kentin izi ise burada şekil değiştiriyor. Yani hikaye o mekanı yeni bir şey yapmaya, yapma gücüne sahip. Bu son derece önemli. Bir de hani bu çok yeni yazdığım bir yazı diye getirdim. İşte bu Shot Marlin'ler meselesi. Warhol 5 tane şey üretiyor. Bunlardan kazara veya bilinçli olarak 4 tanesine bir arkadaşı ateş ediyor. Kurşun delikleri oluşuyor falan. Önce çok kızıyorlar, şaşırıyorlar, bir şeyler oluyor. Sonuçta bu 4 tanesi 200'er milyon dolara satılıyor. Çünkü arkasında bir hikaye var. Beşincisi çok daha düşük bir fiyatla satılıyor falan. Bu nedenle hikayenin içinde tabii başka şeyler var. Özellikle sinemada şey yapan ses var, eylem var, yani bir öykü var, ışık var, algının ölçeği var. Yani çok hani çerçevelerle yeni baştan çizilmeye açık. Neyse çok uzatmayayım. Yok, istediğin kadar uzatabilirsin. Dinlemek her zaman keyifli. Çok tehlikeli bir şey söylüyorsun. İstediğin kadar uzatabilirsin. Bana söylenebilecek bir şey değil ya. Ama ben de seni durdurabilirim. Durdurabilir misin? Peki. Hakikaten sen aslında şehirdeki bir seferinde bana onu da söylemiştin. Şehirdeki camlara baktığında her birinde bir hikaye var demiştin. Demin paylaştığın görselde tam onu bana anımsattı. Şimdi bir tane daha ona benzer görsel var. Başka bir yerde gelecek. Yani aslında mekandan hikayeye geçmek istedim. Peki tekrar mimariye geri dönsek. Bir mimar yapıyı tasarlarken zamandaki o geçişi yapar mı? O binanın geçmişini düşündüğü kesin ama içindeki yaşantıda bunu düşünür mü? Biraz zorlamaya çalışıyorum soruyu. Ve geleceğe dair bir orada hikaye kurgular mı tasarımı yaparken? Yani şimdi aslında yani tasarımcıların
tümü bilir ki salonun çoğu öyle, herhalde mimarlar da öyle. Aslında bir program vardır çıkış noktasını oluşturan. Yani size bir şey verilir, brief denir, başka bir şey denir. Onun içinde ne olacağı tanımlanır. Bu çok soyut da olabilir, sadece işlevleri maddeleştiren bir şey de olabilir. Biraz daha hikayeleştirebilir de işi. Dolayısıyla aslında mimari tasarımın çıkış noktasında tamamen hikaye var. Mimar o şeyi alır, soyut diyelim ki kendisine verilen programı, onu kendi durduğu noktadan, ideolojik, kültürel vesaire pozisyonundan detaylandırmaya başlar. Bu detaylandırma aşamasında zaman zaman brief'i yazanlarla paralel ve barışçıl bir süreklilik içinde giderken zaman zaman da çatışır. Bu çatışmalardan genellikle yaratıcı tasarımlar çıkar. Eğer sonuna kadar gidip bunu başarabilirse. Zaman zaman da bununla hiç takılmaz. Karşımıza bizim işte şey dediğimiz, tipolojik dediğimiz, yani o hikayenin en kuru haliyle veya en kanıksanmış haliyle, en çok yaşanan haliyle yapıya yansıdığı durum çıkar. İşte Gündüz Vassaf'ın hani şeyinde, kitabında anlattığı gibi Türkiye'deki sıradan apartmanların ışığı yanan herhangi bir dairesinin içine girmeden içinde ne olduğunu tamamen anlayabilirsiniz. Yani işte girişinde ne var? Mutfak sağda solda yer değiştirir ama aynıdır düzen. Sonra bir koridordan geçersin, iki oda, üç oda. Onların içindeki objelerin yer alış biçimi ve ondan sonra da o yaşam. Ve totaliterdir bu ona göre. Son derece totaliterdir. Yani şeyde de zaten öyle geçiyor. Metinde de öyle geçiyor. Totaliter mekan diye geçiyor. Ki bu aslında sinemada da gene galiba var görseli şeyin, Jacques Tati'nin çok şey yaptığı, işte Playtime'da tamamen bunun eleştirisi üzerine kurulu olan bir şey. Şeyi getirmiştim, yani bu hani hikaye, ışık, zaman, zamanın şeyi yansımasıyla ilgili olarak Tadoando mesela. Yani burada bir mekan ve işlevin ötesinde mesela bir zaman ve ışık meselesi var ki bütün kurguyu şey yapıyor. Sol başta ki şey eskiz, bende orijinali onun, o kendi şeyimden. Aa. Tabii. Ondan sonra onu altını çizerek. O şey ama ondan çok yaptı yani. Böyle çiziyordu. Evet ama yani hakikaten çok hoş. Yani çok az çizgiyle aslında bütün hikayeyi anlatıyor ve sen orada bir mekan görmüyorsun. Gördüğün şey bir mekanın kurgusunun çıkış noktası. Ve o alttaki mavi, üstteki şey, kontrast meselesi. Ondan sonra ve sen eğer onu bizim iki boyutlu dünyamızdan buradaki çıkarıp da mesela sinemaya aktarıyor olsam ve oraya bir şey sabitlesek, o ışığın nasıl değiştiğini görebiliriz gün içinde. Ona bağlı olarak da mekanın nasıl anlam değiştirdiğini göreceğiz diye düşünüyorum. İşte burada da şey, üstte Playtime'dan bir sahne var. İşte aynılaşan yapılar. Çok hoştur bu, böyle benim böyle şey, yani defalarca izleyip sıkılmadığım bir film. Yani Hawaii, Meksika, böyle bir şey tur tanıtımı var. Hep böyle aynı binalar gidiyor falan modern dünyada. Bu aslında başka sahnelerde de, ev içlerinde de böyle bir pencerelerden, o senin şey, onu koymamışım ben buraya. Okuyorsun yani, aynı yaşamlar farklı ekranlarda falan gidiyor. İki film daha o açıdan çok etkileyicidir. Yani zaman ve mekan ilişkisi açısından. Bir tanesi o zamanla oynayarak kent içindeki eylemi kurgusal bir hikayeye dönüştüren Koanis Katsi. Yani benim böyle şeylerimdendir. Ne denir? Başucu filmi mi denir? Ne de öyle bir şey. Tabii öbürü de Brezil. Yani onda da zaman ve şeyle oynayarak arka plandaki kenti dönüştüren, kenti dönüştüren,
Yani fiziksel mekan aslında aynı yani. O binaları gidip görebilirsin ve fotoğrafını çekebilirsin. Ama öykü içinde bambaşka şeyler olmaya başlıyor. Tam da buradan o zaman zamansızlığa geçebilir miyim? Yani geçmiş veya gelecekle ilgili bir zaman kavramından söz ettin. Ve harika örnekler. İzlememiş olanlar eminim notlarını da alıyorlar izlemek üzere bu akşam içinde. Bu akşam gala var. Ondan sonraki akşamlar için keyifli olabilir. Ama zamansızlık yaratılabilir mi bir mekanda? Yine mimari anlamda da soruyorum aslında. Ya şimdi zamansızlığın iki tane şeyi var. Bir tanesi zamana direnmek. Yani zamanın etkilerinden arındırmak. Bu iki türlü olabilir. Yani bir işte aşınmayla ilgili duruyor. Hep duruyor orada. İkincisi de algısı ve işleviyle birlikte güncel duruma ayak uydurma. Yani şey yapmama, ortadan kalkmama. Bu aslında iki türlü oluyor. Yani şeyler de öyle mesela. Mimari açıdan büyük bir şeyi yoktur. Significance, önemi yoktur ama AVM de aslında bir yandan o zamansızlık üzerine kurulu. Habire bölerler, işte dıştan da kapatırlar. Aslında sen orada kendi iç dünyanı yaratırsın. Ama bir de şeyler var. Yani zaman. Ama zaman mimarlar için her zaman bir mesele olmuştur. Bu Allison ve Peter Smithson'ın, belki genç kuşak çok bu örneği bilmiyor olabilir ama, Geleceğin Evi. Ki bu mesela şeyde de Space Odyssey vesaire bir sürü filmde de bir kaynak olmuştur şey için, yönetmenler için. Onlar burada bir ev tasarlamakla kalmazlar. Dikkat ederseniz üstteki dikdörtgene aslında çok akıllıca bir yaklaşım. Bu Küçük Prens yaklaşımı. Yani bir kutu var, o kutunun içinde sen her şey olabiliyorsun ve her şey yapabiliyorsun. O zaman zamanla bir derdin olmayabiliyor. Çünkü zamana bağlı olarak mekanda yeniden tanımlanıp değişebiliyor. Bir tanesi o. İkincisi de orada durmuyorlar. Ben onları dinleme şansına da sahip olmuştum. Yaşım nedeniyle yetiştim. Ama işte giyim, kuşam, mobilya, ondan sonra... Yani mesela ya saatlerce konuşabiliriz. Şu pabuçlu tight... niye geleceği temsil eder mesela? O aslında şeyde de vardır. Uzay Yolu filminde vardır, şeyde vardır. Hani tight'ı giydin mi bir böyle geleceğe gidiyorsun gibi bir şey var, algı var. Ondan sonra şeyler tabii, mobilyalar. Ondan sonra teknolojiyle, onu soracaksın galiba, teknolojiyle mimarlığın bütünleşmesi bu. High-tech meselesi. Hep gelecek algısı biraz onunla ilgili bir şey gibi sunuluyor. Ama... Bir araya girebilir miyim? Zamansızlık. Yani onu zamansız kılmıyor ama o gelecek bilgisi. Hayır. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ya mesela aslında biçimsel olarak, mimari dil olarak çok statik olan bir yapı zamansız olabilir. Çeşitli nedenlerle. Yani mesela dini yapılar genellikle öyle yapılar. Çünkü o değişmiyor. Yani sonuçta onun ritüeli, içindeki eylem biçimi falan hep tekrar ettiği için... İşte şey, bir de tabii o mimari imgesel değeri nedeniyle işte Süleymaniye diyebiliriz ki zamansız bir yapıdır, zamana direnir. Ama ben mesela ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ni de öyle görürüm. Yani senin de içinde okuduğun yapıyı çok modern olmasına rağmen, çok böyle bir stylistik bir şeyi, bağlantısı, engagement'ı olmasına rağmen... Onun içindeki o esneklik, yani sirkülasyon alanlarıyla yaşam alanının iç içeliği bir şey getirir. Her daim yeniden kurulabilen bir mekan getirir. O da başka anlamda zamansızlık. Tabii yani şeyin de özü, aslında brutalizmin de özü, o malzeme aracılığıyla zamana direnmek falan filan. Tabii bunun... enteresan örneklerinden bir tanesi de Boberg. Center Pompidou'da aslında çıkış fikri itibariyle o çekmeceler, hani bütün strüktürü dışarıya alıp içeriği boşaltalım. Taşıyıcıları da, merdivenleri de, tesisatı da, binanın bağırsaklarını görünür kılalım.
içeride ya ne istiyorsa yapsın küratörde ve her türlü dünya olabilsin ve oluyor da. Yani o mesela o tür bir zamansızlık şeyi ki hiç şaşırtıcı değil. En çok filmlerde en çok rol almış binalardan bir tanesidir Oberg. Ve şey de yani işte Bond filminde laboratuvar olur işte bilmem başka bir filmde şey hep ve hepsinde de enteresan şey değil. Gelecek imgesi olarak kullanılmaz. Bazılarında bayağı böyle hani şey romantik filmlerde falan da şeydir. O merdivenlerden çıkarken, tepeden Paris'e bakarken falan filan çok şey vardır. Neyse uzatmayalım. Şimdi ne diyorduk? Ha, bir başka konu da şu. Bakın Kenga Kuma bu odun pazarını yapınca şey oldu. Türkiye'de zaten en çok popüler bir mimardı ama çok böyle ismi konuşulur oldu. Üstteki projede Kenga Kuma'nın. Yani şimdi bu ikisini dil olarak, yaklaşım olarak, anlayış olarak bir araya getirmek çok zor. Yani zaman da sizin mimari algılama ve üretme biçiminiz üzerinde etkili oluyor. Bu zaman zaman popüler kültür nedeniyle, işte öne çıkan anlayışlar bilmem ne nedeniyle, zaman zaman yaş, zaman zaman da kişinin pozisyonu ve o pozisyonun değişmesi, dünyaya bakışı, felsefesi falan. Yani belki çoğu kişi görmemişti. Ben şu üstteki resmi getirip kim bunun mimarı desem, şuradan hani çok iyi bilen bir iki kişi ancak Kenga Kuma der. Geri kalanlar kolay kolay bilemez. Ha işte bir postmodern dönem bilmem ne bir şey konabilir orada. Şimdi evet. Dur oraya geç. Peki, burada aslında sonra. Evet bir önceki Kenga Kuma'dan da bağlantılı olarak tam da imgeye geçebiliriz. Yine sinemadaki ortak konumuz. Mimaride imgenin bu denli etkileyici olduğundan söz edilebilir mi diyecektim ama sen zaten bütün şeyi gösterdin bize. Bu önden bu, gidiyorum. Soruların önünde gidiyorum. Evet. Sana yol açıyorum. Yani ne soracağını şey yani yaparak. Sorunun cevabını böyle tokat gibi gösterdin demek istedim aslında. Evet. Önceden demek istemedim. Çünkü yok ama orada imgeyle ilgili tartışılacak başka bir şey daha var. Buradan imgeye yürüyebilir miyiz? Biraz bunu konuşalım. Ya şöyle ben gene hani senin sorularından düşünürken şunu düşündüm. Üç ayrı zemini var mimarlıkta. Bir tanesi tipolojik zemin. Yani bir şeyler tekrar ederek toplumsal hayatta, kültürel hayatta, yaşamın alışkanlıkları içinde imgesel olarak hayatımıza yer ediyor. Ve eğer yani şeyse imge, yani işte bu klasik tanımı duyularla algılanan şeyin iziyse bizdeki, algısal iziyse, o zaman mesela şey dediğim zaman, tipolojik dediğim zaman, işte mesela hastane, ondan sonra ne bileyim konut, apartman, onu da ayırabilirsin, loft, işte zengin konutu, fakir konutu, orta sınıf konutu, yani bir sürü alt başlıkta bunların hepsinin mimari karşılığı var, tipolojik karşılıkları var. Bunu mesela sinema çok iyi kullanıyor. Yani işte karakter şeyse, üniversite öğrencisi ise, üniversite öğrencisi evi dendiğinde orada bir dizi bir şeyle birlikte geliyor. İşte fakir kız, zengin oğlan, kuşlu ev, Türk sinemasındaki habire böyle hani önümüze çıkan bütün bunların bir şeyleri var. Tipolojik imgesellikleri var. Bu ayrı bir şey. İkincisi, mimarın izini taşıyan bir imgesellik var. Bu tarzla ve stille ilişkili bir şey. Zaha Hadid binası dediğim zaman herkesin kafasında böyle bir işte hop şey iniyor çıkıyor yokuşlar, o ona kıvrılıyor öbürünün içine geçiyor falan filan. Ondan sonra Richard Mayer binası dediğim zaman beyaz hemen hepimizin aklına geliyor. Veyahut işte şeyler o cephenin geometrik kurgusu. Corbusier dediğimde biraz şey o Ronchamp'tan şeye giden konutlara giden bir skala içinde değişken ama orada da mesela renk kırmızıyı hemen hatırlıyoruz mesela o kırmızı değil bu arada kırmızı dedi de ona Özlem şeydi. Ya, ışık da kırmızı. Ondan sonra
Veyahut işte ne bileyim yani Sedat Hakkı dediğimizde hadi bizden de şey bunu şey yapabiliyoruz. İkincisi o. Üçüncüsü de bir bu şeyle işlevle bütünleşik olarak gelen ama tipolojiden farklı anlamda bir şey var. Yani sadece işlev demeyelim yani o şeyin eylemin diyelim getirdiği bir işte karamsarlığın ondan sonra mutluluğun işte özgürlüğün falan işte hani kırda koşarsın sinemadan hani şey yapıyorum böyle işte uçsuz bucaksız şey arkada tuz gölü ondan sonra veyahut işte şey böyle hani bir çalışıyor şeyde iş yerinin o karamsarlığı, kasveti vesaire falan bir de öyle bir şey var. Ya bütün bunlar aslında iki türlü birbirini şey yapıyor. Bazen de mimarlık sinemadan alıyor bir şeyi yaratıyor. O da çok böyle müthiş etkileyici bir esin kaynağı olabiliyor tasarım sürecinde. Sadece sinema demeyeyim, edebiyat, hı hı. Ondan sonra resim vesaire. Ama genellikle mimarinin bu üçlü bir şeyi var, kompozisyonu var diye düşünülebilir. Buna değinmek istiyorum. Sinemaya geçiş yapmak için, yani sinemaya geçiş yapmak derken... Çok özür dilerim, orada ben şeyi yapmıştım. İmgeyle ilgili bir de tabii bu izimler meselesi var. Bizde bunu böyle bir de yenip yutulabilir, kolay çiğnenir kalıplar haline getiriyoruz ki... yani onların kendi içinde aslında böyle bütün dilleri şey gibi... aşağı yukarı belli gibi yani belli sözcüklerle bütün o zihinde kazılan yapısal şey arasında böyle bir takım ilişkiler var diye düşünülebilir. Tamam ben evet, uzattım. İmge dünyamızı evet bayağı güzel bir tabii, oradan o imgeleri de transparent yani şey geçirgen sadece mimarlık kullanmıyor. Sinemada kullanıyor, evet. Resimde kullanıyor. Belki bir alandan bir alana geçerken biraz anlam kayıyor ama işte yani Arnuva dediğimiz şey yani şimdi sinemada iki şekilde. Bir sinemanın tarzı bir izme referans veriyor olabilir. Minimalist işte bilmem başka neyse. Bir de içinde kullandığı ögelerin yoğunluğu onu o akımla ilişki kurdurabilir. İki türlü de olabiliyor. Genellikle burada derlenmiş olanlar işte bir arka plan görüntülerinden yani biraz mimarlık üzerinden okunanlar gibi burada ama tersi de olabilir. Yani sinema dili kendi itibariyle kendi içeriği itibariyle bir şeyle imgesel bir çekmece içinde klasifikiye edilmeye açık olabilir. Evet. Ben aslında buna geçmek istiyorum. Aslı girişte bahsetti. Abdi Güzel son dönemde geçen yıldan beri bir kitap dizisi çıkardı. Ve ilk serinin ilk kitabı Sinema ve Mimarlık idi. Bugün de özellikle aslında kitap ekseninde konuşmak istemedik. Çünkü Yeşim'le de beraberiz. Kitabın içerisinde pek çok yazarın farklı görüşleri var. Ben de çok mutlu oldum ki o yazarlardan biri oldum bu kitaptan. Ve şimdi... serinin devamı da geliyor. Fol yayınlarından çıkan bu seriyi takip etmenizi öneririm. Farklı yazarların farklı konular altındaki görüşleri var. Sana şimdilik son olarak şunu sormak istiyorum. Neden sinemayla bu kadar ilgilisin bir mimar olarak? Ya aslında benim tabii biraz böyle tesadüfi ve yani sinemayla ilgilenenlere haksızlık yapacak kadar üzerime yapışmış bir şey bu. Aslında ilgili değil miyim diyorsun? Yani bilinçli olarak seçilmiş ve şey yapılmış bir şey değil. Yani benim uzmanlık alanım sinema değil sonuç itibariyle. Ama benim uzmanlık alanım eleştiri olduğu için ben her şeyle ilgileniyorum bir yandan. Bir yandan da şöyle bir şey var. Yani işte burada görüyorsunuz bir sürü tez yaptırdım. Çok tesadüfen bu sinemayla olan ilgim... şey yapınca ortaya çıkınca hani böyle bir şey etiket yapışıyor ya insana işte bir sürü tez yapıldı şey yapıldı falan
Ama başlangıç noktası şu, cehaletin verdiği cesaretle bir seçmeli ders açtım ODTÜ'de. Yanıma bir sinemacıyı alarak o zaman, o da böyle heyecanla yeni dönmüştü Paris'ten, Ece. Ondan sonra ve biz böyle 4-5 sene o dersi verdik. O sinema kısmına da ben de işte çekimler, mekan falan filandı. Oradan yapışan ve sonra giden, aa o zaman Abdi Hoca şey yapıyor deyip tez yapanlar derken o edebiyatla şunla bunla. Şimdi bu kitaplarda da aslında biraz o birikimi çok sesli olarak dışarıdan insanları da işin içine katarak değerlendirmeye çalışıyorum. Bunlar aslına bakarsan bir büyük şemsiye altındaki bir network. Yani bu mimarlığın dışındaki alanlarla mimarlığın ilişkisini kuran akademisyen, işte diğer alanlardan gelen kişiler falan, bütün bunların bir araya geldiği bir ortam. Bu şimdilik 10 kitap olarak tasarlandı. İşte senin de olduğun edebiyat, tarih ve eleştiri bir sonraki grupta geliyor. Ondan sonra işte Ütopya, Medya falan diye devam ediyor. Ve o network. Dolayısıyla şey çok zor. Başa dönersek, yani benim bunların her birinde uzmanmış gibi bir iddiayla çıkmam çok zor. Ama ben bunları şey yapıyorum. Hani çok, hani belki biraz mütevazi konuşuyorum ama sonuçta her kitapta da benim bir şeyim var. Bir giriş yazım var. Kendi dünyamdan bakarak. Bu bayağı, mimarlık eleştirisinden. Bayağı tevazu yaptın. Ama yani bence hem bu dersi açmış olman hem de bu serinin ilk kitabının bile sinema olması ve benim şahsi literatürümde senden sinema adına aldığım öneriler ve izlenceler hepsi bana aslında onu gösterdi. Tabii ilgilendiğin zaman biraz da arkadan itilerek zorunlu olarak hadi şunu da seyredeyim, hadi bunu bakayım, hadi şey falan diye gidiyorsun. Biraz da meraklıyım, o da var tabii. Meraklısın. Yani. Hemen Yeşim'e geçmek istiyorum. Evet. Tam 30 dakikada bitirdiğin kayda geçsin. Ama müthiş bir moderatörüm ben de. Evet. Yani çok iyi yönetiyorum şu anda ben bu durumu. Evet, evet. ben bir itirafla başlayacağım. Yeşim'e de söylemedim. Ne zaman bir edebiyat eseri, bir sanat eseri beni çok etkilese, onun yaratıcısıyla aslında çok da tanışmak istemem. Yeşim'le de o yüzden aslında bu Space daveti vesilesiyle tanıştık ve bundan da bahsetmedim. Kendimi Bulutları izlerken, filmini izlerken hatırlıyorum. Çok inanılmaz bir duygu seline kapıldım Karadeniz dağlarında ve o zamandan beri de Yeşim Ustaoğlu'nu takip ediyorum. O yüzden isterseniz Yeşim'le ilgili söyleşiye geçmeden önce biraz senin filmlerin içine girelim, biraz izleyelim, sonra devam olur. Ama bir filmden olur. Nasıl olursa, sen nasıl uygun gördüysen, hepinizi bu dünyaya bir girmeye davet etmek istiyorum. Araftan. Kayıt. Oyuncum. En Kestik. Sahne 86, plan 1 tekrar. İzlerken kendim de bütün her çekiminde, her anında bir aşka doğru gitmeyi, o duyguları tek tek, onları, o hevesin kalkması, uyanması, tereddüt, sürüklenip kapılıp gitmek daha doğrusu.
Ne zaman gideceğim? Peki bakalım. Az kaldı, tamam mı? Ve sonunda benim kıstasım şudur. Neslihan, o karede Neslihan olmaktan tamamen çıkmalı. Benim için Zehra olmalı. Karıştırabilecek kadar. Bunun için çok güçlü, bunu anlayacak her türlü duygu durumu değişikliğini, her türlü duyuyu bize aktarabilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı bu filmin. Neslihan bunun altından dört dörtlük bir şekilde kaldı. Yeterli, ikinci klibe geçmeyince güzel. Peki, yeterli olduğunu söylüyoruz. Bunun sonunda yani. Şimdi sonra geçelim. Yeşim aslında mimarlık eğitimi almış bir kişi olarak. Ama film dünyasında yolculuğuna devam ettin. Konumuz da mekan. Nasıl bağdaştırıyorsun? Hemen onunla başlayalım istersen. Evet, şimdi tekrar görünce de ben de ne yapmışım. Mekan bende aslında, yani sinema çok kompleks bir sanat aynı zamanda. Sinemaya geçtikten sonra, mimariden sinemaya geçtikten sonra ne kadar kompleks olduğunu ve içinde neler barındırdığını. Çünkü bu bir ritim aynı zamanda mekana bakarken de. Işık, ses, karakter, bir mekanın bana söylediği benim algımı tetikleyen aslında kendi içindeki imgesi ve onu hikaye yaratırkenki rolü gibi birçok boyutu var mekana bakışımın benim. Bir projeye başlamadan önce, şimdi düşünüyorum ikisinin arasındaki de farkı, çünkü mimarlık da yaptım, bir mekana bakarken, yani bir projeyi tasarlarken nasıl bakıyordum mekana veya bir senaryoyu yazıyorken nasıl bakıyordum? Aslında çok da farkı yok sanki. Çok da farkı yok. Mekana da bir lokasyona bakarken de onun bana söylediğini ve nasıl müdahale edeceğimi, sinemada da çok örtüştüğünü düşünüyorum zaman zaman. Belki bir farkı yoğunluğu karakterin mekanın içindeki devinimi, karakterin bütün kültürel, sosyal, psikolojik yapısını algılamam. Ama mimaride de çok önemli olduğunu düşünüyorum bir mekanı tasarlarken, kimin kullanacağını biliyor olmamız. Evet, zaten senin sineman için galiba çok usta olmasam da bu konuda bir karakter sineması diyebiliriz. Ama bir yandan da o mekan veya işte boşluklar veya manzara da insanı inanılmaz bir şekilde o hikayenin içine çekiyor. Bu bir akış, hikaye anlatışta o zamanın bir akışı var. Zamanla olan ilgisini sinema yapımında bizimle paylaşır mısın? Yani sinema zaman akışı zaten, evet. Ama bunu senden dinlemek keyifli olabilir. Evet, zaman bir içinden geçtiğimiz bir zaman var aslında hikayenin akışı içinde de. Nasıl bir zamanın içinden geçiyoruz? Bunu sormaya başladığım zaman ben kendi bireysel hayatımda da nasıl bir zamanın içinden geçiyorum dediğim andan itibaren o zamanın içinden geçmeyi nasıl algılıyorumu aslında belki imlemek de gerekebilir. Çünkü o zaman duyularımız o zamanın içindeki zaman, yani mekana ve o ana, belki fragmanlara, anlara bakışımız, nasıl bakıyoruz ve neyi görüyoruz, neyi algılıyoruz. Zaman bende biraz mekanla birlikte böyle de bir anlam taşıyor. Dolayısıyla bunun içine algıladığımız bütün algımızı tetikleyen her şey de giriyor. Ses de giriyor, renk de giriyor. O anı benim yaşadığım duygu durumum da giriyor. Ve bu hikayeyi yaratmaya başlıyor. O ana bakıyorken, o anın içinde deviniyorken diyelim, nasıl bir duygu durumundayım? Bir şeyden çok mu korkuyorum? Bir şeyi çok mu bekliyorum? Böyle düşünmeye başladığınız zaman aslında zaman belki bitmek bilmeyen bir anlamda taşımaya başlıyor. Ya da çok hızla geçmesini istediğimiz bir anlamda taşıyor. Veya yani evet, dolayısıyla hikayeyi aslında oluşturan zaman kavramı bir parça bende geçmişten geleceğe ya da bugüne
şimdi şu anı daha çok, içinde yaşadığımız anı ve onu nasıl hissettiğimizi daha çok sanki taşıyor diye düşünüyorum. Yazarken de bu oluyor aslında. Öyle. Sinema o kadar kompleks bir sanat ki gerçekten de. Bu senin tarafın. Bir de izleyici tarafında bizler varız. Biz de aslında senin bütünüyle bu ortaya koyduğun çalışmadan kendimizce bir şeyler çıkarıyoruz ve yönleniyoruz. Ve eminim her izleyicinin de açıkçası bu yönlenmedeki algısı kendi duygu dünyasıyla, kendi sosyal çevresiyle de ilgili. İzleyiciyi yönlendirmek için gerçekten yararlandığın çeşitli trikler var mı? Biraz mutfaktan bize bunlardan bahseder misin? Yani yapıyor musun bunu en azından? Yoksa hayır, beni hiç ilgilendirmiyor ve ben tamamen kendi yolumda gidiyorum mu da diyorsun? Bunu da açıkçası çok merak ediyorum. Ya aslında ben izleyiciyi kendi algısıyla yeniden bir eseri yaratabilme kapasitesine, düşünebilme mekanizmasına sahip olmasını sağlayacak, tetikleyecek gördüğü şeyin, çünkü görsel sanatlar yani sinema, fotoğraf çok da şarp bir yandan, çünkü bir bu zamanın içinde de bir ritim de var, sinemada da ritim, bir ritim oluşturuyorsunuz ve o ritmin içinde görsel bir ögeyi, anı arka arkaya bir olguyla anlatmaya başlıyorsunuz ve bu olgu çok şarp olduğu zaman, yani benim buyurgan bir şekilde bunu anlatıyorum dediğim andan itibaren seyirciyi sınırlamaya başlıyorsunuz. Aslında onun içindeki derinliği, yoğunluğu veya imgesel anlatımı sınırlamaya başlıyorsunuz. Ben biraz o tür bir sinemadan uzak biriyim. Tam tersine seyircinin kendi oturduğu pozisyondan baktığı şeye kendi deneyimleriyle, kodlarıyla, o anki duygu durumu da dahil olmak üzere yeniden onu üretebilme, yaratabilme deneyimini kazanmasını tercih ediyorum. Dolayısıyla alt katmanları olan bir resim yaratmaya çalışıyorum. Bunda da çok ekonomik davranmayı tercih ediyorum bir yandan da. Yani görsel ekonomik bir şekilde de yapabilir aynı zamanda ama buyurgan olmayabilir de aynı sanki. Evet, yani karaktere aslında çok odaklanıp onun dünyasını merak eder hale geliyorsun ama orada mutlaka bir imgesel dünyada bizi çarpıyor senin filmlerinde. İmgeyi nasıl adlandırırsın, anlatırsın? Mekanın bana söylediği şeyleri, anları değerlendiriyorum. Yani mesela aslında filmlerden örnekler vererek belki daha, evet, belki daha kolay da olur ama tabii herkesin görüp görmediğini bilmiyorum filmleri ama mesela Tereddüt'ten bir an geliyor. Veya Güneş Yolcu, belki bir iki tanesinden örnek verebilirim. Tereddüt filmi ikilemde kalan iki kadının açmazını, çıkmazını, belki o anın, yaşadıkları durumun içindeki boğulma duygusunu onunla başlar yani. Bunu anlatır. İki farklı sınıftan iki kadını anlatır. Böyle bir filme başlarken bir boğulma imgesiyle başlamak mesela. Yani denizin, suyun kendisinin bir boğulma imgesiyle başlıyor olması sadece su ve deniz olmaktan, denize bakmaktan beni çıkartır. Suyun, boğulmayı imlemeye başlar. Bir sonraki planda belki ya da durumda bir kadının içinde yaşadığı andan keyif almasını, sakinleşmesini, o anı daha iyi, yani daha iyi bir duyguda olduğunu hissettirebilecek bir başka bir şekilde de suyu tekrar görebiliriz. Ölümü de imleyebilir ama. Ölmeyle de başlayabilir. Güneşe yolculukta olduğu gibi mesela suyla, suya yansıyan bir tabutun taşınmasıyla başlayan bir ölümü imlediğimizi, böyle bir hikayenin içine gireceğimizi ve onunla biter. Yani suyla ve ölümle biter. Suyla vedalaşmayla biter.
Ama orada artık büyüyen bir insanın, bir transformasyona uğramış olan bir insanı da hissetmeye başlarız finalde. Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde aslında imgelerin senin kafanda oluştuğunu ve bunu da yansıtmaya çabaladığını görüyorum. Bu çok zor bir işi değil mi? Çünkü filmleri tek başına yapmıyorsun. Aslında bir ekip işi denir ama bazı yönetmenlerde bunun asla bir ekip işi olmadığını söyler. Senin buradaki çalışma şeklin nasıl? Nasıl aktarabiliyorsun bu kadar kafanda yarattığın imgesel dünyayı, mekansal dünyayı, karakterin bütün duygularını? Görüntüler var ama sonra da onun bir arkada hazırlanma ve sona gelme aşaması var. Tabii bu aslında bir dil, yani dili oluşturma hali, demin de bahsediyordun. Bir üslup, üslubu oluşturma, dili, hikayeyi anlatma. Bu senaryoyla başlıyor. Senaryo yazım süreciyle başlıyor. Benim zihnimden geçeni bir şekilde kağıda dökmeye başladığım bir süreç, ama o bir uzunca bir süreç. Yani bir sahne her türlü açılabilir. Ölümle ilgili bir sahne her türlü açılabilir ama işte onu suyla başlamayı hissetmeye başlamak, bir dil aslında, o dili oluşturmaya başlamak. Ben yazım sürecinde çok uzun zaman geçiririm ve aslında bütün mekanlarımın içinde bulunmayı tercih ederim. Seyahatler yaparım, yolculuklar yaparım ve yolculukların içinde de yazarım. Hareket halinde, devinim halinde olmak benim zihnimi de hem açar hem nereyle ilgili, kiminle ilgili bir şey yapmak istiyorsam, ya hangi mekanda ve kimle ilgileniyorsam orayı anlamak, kavramak, onun içinde olmak, önce onun bana söylediğini algılamak ve onun oradan yola çıkmak çok önemsediğim bir süreç, çok da ufkumu açan bir süreç. Mekanın gerçekten rengini, ışık durumunu da, sesi, verdiği sesi, çünkü çektiğiniz anları o mekandaki işte güneş ışığı nasıl deviniyor, siz mekanda nasıl konumlanıyorsunuz, bunlar da önemli çok aynı zamanda. Oyuncunuzu hazırladıktan sonra. Bu bir ekip işi ama ekibi sadece ve sadece yönetmen kendi zihnindekini aktararak, ne istediğini teknik ekibine aktararak onun yaratılmasını sağlar. Evet, zaten komplike gelen de evet. Bu açıkçası. Evet. Belki ileride mimariyle de bağlantısını kurabiliriz bu ekip işinin. Ama ben sana hemen şey sormak istiyorum. Bu yolculuklar ve bütün bu yaratım sürecinde veya filmleri çekim sürecinde unutamadığın, değişik, seni çok şaşırtan bir anı veya bizimle paylaşmak istediğin bir şey olabilir mi? Çünkü aslında kendi zihninde yarattığın bir şey, bir beklentiyle de bu yolculuğa çıktığını düşünüyorum ama... Bir yandan da sürprizler var herhalde. Onların sende etkili olduğu bir an ya da bir anı var mı? Bütün filmlerimin arka planında yaptığım bütün o yolculuklarda, hepsi yolculukla olması da gerekmiyor tabii ama çoğunda. Tabii ki çok etkileyici, beni çok hiç unutmadığım anlar hep yaşadım ve mesela yani bazen bir filmin başlangıcı da olabilir. Mesela şimdi hemen aklıma gelen Araf'la ilgili, mesela bu filmi de getirdiğim için bütün filmin temelini, hikayesini oluşturabilir gördüğüm bir an. Pandora'nın kutusunu çektikten sonra bunu daha önce anlatmıştım, belki sana hatırlıyor musun bilmiyorum. Bir çekim sonrası Küre Dağları'ndan, Batı Karadeniz tarafından ekip olarak dönüyorduk İstanbul'a ve benim çok gidip geldiğim bir yoldu Pandora'nın kutusu için. Defalarca gittiğim, defalarca geçtiğim, farklı yolları da denediğim, farklı yerlerden de geçtiğim. Ama dönüş yolundaydık, ekiple dönüyorduk ve... Karabük-Ankara arasındaki büyük bir outletleri de olan benzin istasyonunda sabaha karşı durduk. Herkes çok yorgundu, ben de yorgundum.
Devasa bir mekan ve işte modernleşen Türkiye'nin yarattığı yeni mekanlardan biri. Alıştığımız benzin istasyonlarına da çok benzemiyor. Onlardan birinde durduk. Yani çay içiyoruz, dinlenmeye çalışıyoruz. Bir belki yarım saat. Bizim için geçici bir mekan. Herkes için geçici bir mekan. Geçici bir mekan. Herkesin gelip gittiği, orada aslında durmadığı bir mekan. Ama orada duranlar var aslında. Orada yaşayanlar var ve çalışanlar var. Böyle bir anın içinde bana bakan, hizmet eden, çok sabaha karşı çok yorgun bir çift gözle karşılaştım. Bir genç kızla karşılaştım. Yani onun o solmuşluğu, yorgunluğu, hali, orada durmak zorunda olma hali de dahil olmak üzere aklımda o kadar yoğun bir şekilde kaldı ki filmin işte montajları sırasında Pandora'yı da yapıyorken. Zehra. Zehra böyle oluştu aslında. Ama sinema. Kalkıp geri yani bu anlardan bahsediyorum aslında biraz da deminde. Ama bu çok etkileyici gerçekten. Mekanda hiç düşünmediğim bir şey şu anda bana düşündürttü. Hakikaten geçici bir mekanda kalıcı olmak üzerine bence destan yazılır. Bu bir imge işte aslında ve zamanı da yani mekan, zaman, karakter ve bende hepsini yarattığı hepsini. Evet. Evet, bence konuşmanın devamını yapmaya gerek yok. Çok çarpıcı oldu. Peki artık aslında ortak sorulara da geçmek istiyorum. Göstermek istediğin başka bir şey var mıydı? Yoksa devam edelim mi? Nasıl? Devam yani? Edebiliriz sanki. Biz evet devam edebiliriz. Çünkü ben sonsuza kadar seyredebilirim onun için. Şimdi aslında karakter Yeşim'in filmlerinde çok ana unsur desek yalan olmaz. Bugün üzerinde çok konuşmuyoruz. Mekan, imge, zamandan çok kaçmayalım diye ama çağdaş mimarlıkta insanın bu kadar belirgin olduğu bir yaklaşımdan söz edebilir miyiz? Aslında ya, bence edemeyiz de senin cevabını merak ettim. Ya şöyle söyleyeyim yani bir senaryo filmdeki bizim programımız herhangi bir mekanı tanımlarken arka planında bir takım şeyleri idealize ediyor. Bunların başında da insan. Yani bu yapıda şöyle bir insan şöyle yaşayacak diye bir prototip var. Ve bu aslında bu mesela işte modernizmden bahsediyorsak, modern şehirden, modern mimarlıktan bahsediyorsak bu aslında sadece bir üslup değil, bir yaşama biçiminin temsili durumu. Dolayısıyla o mekan aslında belli tür davranan bir insanı da ya anlatıyor veyahut da tersten giderek insanı o tür davranmaya doğru kanalize ediyor, itiyor. Yani işte bir gated community, kapalı sitedeki yaşamın bir şeyi var. Sadece bir ritüeli veya ne bileyim dokusu yok. Aynı zamanda orada yaşayan insanları sınıf sınıf, farklı sınıflarda tanımlayan bir yapısı var. Bunu nerede görüyoruz? Bunu en fazla reklamlarda görüyoruz. Aslında bu böyle çok abartılı bir idealizasyonla işte bir konut projesi lansmanı yapılırken bakıyorsun böyle işte o mutlu insanlar, mutlu bir aile yapısı var. Herkes spor yapıyor sabah. Ondan sonra geliyor müthiş yemekler yiyor. Herkes böyle şey mutlu falan. Bir şey var. Fakat öte taraftan senin demin yorumladığın gibi geri çekilip baktığında tek tipleşmeye doğru giden, bütün o şeyi törpüleyen bir aslında yani karakteri yok eden diyeyim. Ya onu çoğaltarak ama yapay bir şekilde çoğaltarak ya da işte şey yaparak aynı şeye kanalize ederek ki sunumun sonunda o iki kavram benim için çok önemli. Belki değiniriz. Yani bir tanesine şey diyorum son zamanda hep kullandığım iki kavram şurada var, oraya geleyim hemen. Şeyden geçerek bunları belki şey yaparız. Evet. Totological pluralism, yani totolojik çoğulculuk. Çoğulculukmuş gibi görünen,
seçme özgürlüğü ve çeşitlilikmiş gibi görünen ama arka planında şey olarak, idea olarak hep aynı şeyi dayatan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani burada bin bir çeşit yapı var ama aslında bunların hepsi aynı şeyi söylüyor ve aynı zihnin ürünü. Daha önemlisi aynı yaşama biçimine referans vererek aynı tür karakterler için yapılmış. Seni de onun içine girdiğinde o karakterlerden biri olmaya zorluyor. İşte Playtime bunun çok müthiş bir örneği, üstüne de bir şey olmadı. İkincisi de typological authenticism, yani aslında çok özgün olan bir şeyle tipolojik olan bir şeyin arasındaki sınırın kaybolması. Ve özgün olan bir şeyin pazar değerinin keşfedilerek yeniden üretilip evet sıradan hale gelmesi. Bu sadece ikinci el kopyalarında değil, birinci el, yani Zahadit'in, Frank Gehry'nin kendi yaptığını yeni baştan üretmesi de buna dahil olan bir şey. Yani öyle düşünmek lazım. O zaman onun içindeki insan da aslında böyle bir şey, tanımlanmış birisi oluyor ve orada hep bize böyle küçük roller veriliyor. Onun içinde çeşitlenmek ve farklılaşmak için küçük roller veriliyor. Yani aynı şeyleri giyiyoruz ama çoktan seçiyormuşuz gibi yapıyoruz. Ondan sonra ne bileyim, aynı tür eğlencelere gidiyoruz ama çok seçenek varmış gibi yapıyoruz. Yani evet, yani işte ya bugün işte dizilerden tut da şeye kadar hepsinde de bu şey var veya işte ne bileyim yani iletişim kurma biçimimiz vesaire, orada bir tek tipleşme var. Tek tipleşmenin şeyi çeşitlilik gibi sunulmasıyla birlikte şey, mimaride de bu böyle işte oradan buradan bir takım formlarla bir değişik bir dünya varmış gibi ama o hiçbir zaman ne yeni bir karakterin temsili mekanı ne de itici jeneratör gücü, yeni bir dünya düzeni, ilişkiler sistemi yaratmak için. Ümit'e. Nefes. Tam da zaten bununla da bitirmek istiyordum, soruları geçiriz diye düşünüyorum. Ya aslında hakikaten Yeşim'in üretimi, sanatsal üretimi ne kadar insana hikayeyi, o anları, mekanı ne kadar bize yaşatma gücüne sahipken, o zaman çağdaş mimari veya içinde bulunduğumuz bu mekan kurgusu o kadar da bizi oradan uzaklaştırıyor. Ama ya, ama ben şunu söyleyeceğim, yani sinemada da var bu, sadece mimarlıkta değil, tipolojik olma durumu. Tabii ki var. Özgünün tipleşmesi meselesi sinemada da var. Yani işte hani şey diyoruz, bir böyle bir kere ikiye ayırıyoruz. Hani böyle bir ne denir? Sanat filmleri, festival filmleri, otör sinema falan gibi bir şey diyor muyuz yani bilmiyorum. Biz, yani öyle bir beşli var galiba. Türkiye, bizim mimarlıkta da böyle bir beşli var mesela. O bazen altılı oluyor, bazen şey oluyor. Tasnifliyorken denebiliyor ama ben çok sevmiyorum öyle. Doğru ama yani, şunu söyleyeyim. Yani, yaratım, ya bir özgün yaratım vardır, bütün bunların dışında durur. Ona nasıl baktığını ve nasıl bir dil oluşturduğunu ama o dili tekrar edip tipolojik hale getirme meselesi sinemada da olan bir şey. Onu söylüyorum. Hani bugün Yeşim de konuğumuz. Birey özelinde evet. Çok söylememeliyiz aslında. Doğru bir söylemiyorum otopoloji. Zaten şimdi gücendirmemek ve şey yapmak için çeşitli şeyleri, tanıdığın kişileri belki, ama ya yani gücenecek bir şey yok aslında şöyle. Yani sonuç itibariyle bu mimarlıkta bütün sanat dallarında olan bir şey. Yani devrim erbil resmi dediğimiz zaman bir tipolojik bir şey, çizgisel dil sürekliliği olan üslup. Üslup belki tipolojiden çok üslup diyebiliriz. Orada işte o üslup tipolojiye dönüşmeye bir başkası bir tekrar şeyse, etmeye başlarsa eğer tipolojisi. Kendisi gibi. De zaman zaman o üslubu bir tipolojiye dönüştürüyor. Benim söylemeye çalıştığım ya o. İşte sinemada da öyle. Sinemada da var. Mimarlıkta olur. Var tabii. Sinemada çok örneği var diyorsun. Aslında yani... Asıl sinemada var diyorsun. De mimar. Demek çünkü son 2 dakika. Ama eğer 2 dakikada deyip toparlayacaksan... Yok hayır. Yani bütün dallarda olan bir şey. Bunu hep olumsuz bir şey olarak da söylemiyorum. Yani sonuç itibariyle
Bu ne zaman olumsuz bir şey? Bunu böyle bir üretim şablonu haline getirdiğinde, bir kolaycılık ve kısa yol, kestirme yol haline getirdiğinde o zaman o şey olmaya başlıyor, tekrarlara takılmaya başlıyor. Ama üslup olarak eğer jenerik bir üslup olarak yeni mecralara taşıyıp... Buna katılıyorum, bir formül haline getirip başkalarının da o formülü kullanmaya başlamasından oluşuyor. Tipoloji denebiliyor ama bir sanatçının kendi üslubu üslup olarak sadece. Tabii. Yani ben beş tane şey gösterebilirim, screenshot son dönem sinemasından... Ayırt edemezsiniz hangi yönetmenin olduğunu. Tamam ama ben yine de kendi fikrimi... Mimaride de öyle tabii. Şunu söylemek istiyorum. Ama o problematik bir şey aslında. Tabii. Mimarlığın pratiği buna daha çok imkan verirken sinema biraz daha aslında özgür birey ve özgür yaklaşımlar ve tipolojiler yaratma... Bunun dışında kalan bir sinema var ama bu şablon meselesi... özellikle bu popüler şeyde çok geçerli. Yani şimdi böyle bizim harıl harıl önümüze gelen dizilerde falan yani, tamamen bir şeye oturuyor. Netflix ama her zaman öyle. Öyle. Her zaman. Öyle. Yani onun için onu ayırt etmek lazım. Tabii. Yani işte bizim de toplu konutlarımız var. İşte ne bileyim şeylerimiz bir dönem vardı. Böyle tip hükümet konakları, kamusal şeyler, binalar, kamusal binalar falan onlar vardı. İşte aslında o bağ öyle kurulabilir. Peki hiç göremediğim izleyiciye dönerek, hiç göremediğim eller kalkarsa sorulara geçmek istiyorum. En arkada bir el gördüm çok heyecanlı. Hemen oradan başlayalım. Bir mikrofonu bekleyelim. Çünkü gerçekten duyamıyorum. Geliyor galiba. Merhaba. İki gündür etkinlikler için öncelikle teşekkür ederim. Bilhassa Yeşim Hanım'la birebir karşılaşıp beni her filminde olduğu gibi Araf'ta bilhassa vuran, sarsan, çarpan filmdi. Yüreğine sağlık. Şunu aslında filmi izlediğimden beri kafamdaki sorulara cevabı biraz önce aldım ama bir şey danışmak istiyorum sadece kendisine. Aysel Gürel'in böyle turneye çıktığı zaman Münir Özkul'la hikayesi var. Kızı görürler atın üstünde gider daha 12-13 yaşında Ünzül'e. Bestesi oradan çıkar. Biraz önce kendisinin o mola bir yerinde gördükleri ve filmin içerisinde işte biraz Selvi Boylu Al Yazmalım'dan alınmış gibi Nasırlı ayaklarında Özcan Deniz'in o Zehra ile hikayesi çok hele banyo o tuvalet sahnesi müthişti. 2012 zannediyorum film değil mi evet, Yeşim Hanım? Evet. 2021 yılında bizim... vizyona giren izlediğimiz filmlerden Kürtaj, Fransız filmi. Gerçek hayatta savaş sonrası yanılmıyorsam en iyi Ernox'un kitabındandı. Hı hı. Ben filmi izledikten sonra dedim ki Yeşim Hanım dedim bizden önce yani onlardan önce bize yapmış ama sizin acaba nazarınızda o kitaptan da esin kaynağı oldu mu bunu hep sormak istemiştim size. Bunu yöneltmek istiyorum. Hayır aslında. Ben de yani Kürtaj'ı çok tabii yeni o film izledim bu arada. Hayır, biraz önce anlattığım gibi Araf'ın başlama noktası gerçekten Gerede'deki benzin istasyonu ve benim çok sık Karabük'e gidip gelmiş olmam, oradan çok geçmem, oradaki gençlerle olan ilişkim, onların sıkışmışlığı, hayata bakışları, bakamamaları gibi motivasyonlarımla başlamıştı Araf. Ama tabii ki yani bir genç kadın hikayesi ve kürtaj ya çocuk kendi bedeniyle olan ilişkisi dünya sinemasının ana konularından biri olmaya da devam etti sonrasında edebiyatında. Evet, soru olmadığını düşünüyorum. Ben konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli. Yeşim seninle tanışmak ayrıcalıklı ve onurdu. Abdi ile birlikte sohbet etmek her zaman güzel. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün diliyorum. Teşekkürler.